Evet, günaydın, hoş geldiniz. Adım Markus Graf ve bugün yeniden Atlas sergimizden bahsedeceğiz ve bu bağlamda sanat ve doğa ilişkisi, sanat ve kent ilişkisi ve sanat ve insan ilişkisi üzerinde bir konuşma serisini başlatıyoruz. Toplam dört konuşmamız olacak ve her oturumunda farklı bir sanatçı grubu çağıracağız. Bugün bizimle Filiz Pial-Onat, Hasan Deniz ve Seydi Murat Koç beraber. Hoş geldiniz arkadaşlar. Teşekkürler geldiğiniz için, zaman ayırdığınız için. Merhaba, hoş Hoş bulduk. bulduk. Merhabalar Evet, herkese. süper. Şimdi artık hatta tam bugün 11 Mart dediğimizde bir senelik bir Covid süreci tamamladık. Biliyorsunuz işte resmi olarak ilk vaka 11 Mart açıklandı. Dolayısıyla bu da aslında çok önemli bir gün ve dolayısıyla tam o günde belki son dönemde en fazla tartıştığımız konulardan birisi. Sanatçılarla konuşmak isterim. İnsan ve doğa ilişkisi, sanat ve doğa ilişkisi ve özellikle bu sanatçılarının işte doğa anlayışı ve işte doğa ilişkisini incelemek isterim. Dolayısıyla biz böyle bir round table discussion olarak işte soru cevap şeklinde sırayla gideceğiz ama bazında işte döneceğim karışık olabilir bu yüzden. İlk sıralarda ladies first diyelim. İlk olarak Filiz ile başlayalım. Ondan sonra işte Hasan ile devam edelim. Ondan sonra Seydi Murat Koç ile devam edeceğiz. Ve bu bağlamda işte resim, paintür, fotoğraf, hazır nesne ve fotoğraf üzerine konuşacağız. Ve ilk olarak Filiz, seninle bir başlayalım. Şimdi bizim Ataşehir Kültür ile yaptığımız Cemal Süreya sergi ve etkinlik salonundaki serginin tam girişini seni koyduk. Hatta ilk olarak Güler'in heykelini koyduk. Biraz sonra birkaç tane görüntü de paylaşacağım. Ardından hemen sen geldin ve bunu tabii ki bilerek olarak yaptık. Çünkü senin çalışmalarına çok net bir şekilde çok büyük bir doğa görüntü yani çok büyük bir doğa manzarasının minik bir bölge içerisinde, bir karavan içerisinde bir insan görüyoruz ki yani insan göremiyoruz biz aslında. Biz sadece insanlara ya da kente ya da modern hayata bir gönderme olarak bir karavan görüyoruz. Ama sonuç olarak devasa, bir yanda büyüleyici, bir yanda hafif tekinsiz bazı kişiler çünkü korku verici buldular. O kadar büyük bir doğa içinde yalnız kalmak. Bunun üzerinde biraz sizinle konuşmak isterim ilk olarak. Yani sizin çalışmalarınızda, siz sonra konuşurken ben bazı görüntüler de açarım bizim kataloğumuzdan. Sizin çalışmalarınızda genel olarak zaten baktığımda, hele son serileri özellikle şeye dikkatimi çekti. Yani manzara resmi, yani en geç barok döneminden itibaren ama tabii ki özellikle romantizm ve Caspar David Friedrich gibi sanatçılar, dan itibaren sanat tarihimizin önemli türlerden birisi diyelim. Ve dolayısıyla bir yana çok klasik bir konu ile ilgileniyorsunuz uzun zamandır. Hatta şu anda sizin ofisinizin arkasında bile bir manzara resmini görüyorum. Dolayısıyla siz bu konu üzerinde yoğunlaşan bir sanatçı olarak yani sizin için şimdi sanat ve doğa ilişkisi ama aynı zamanda özellikle sizin perspektifinizden bakarak sanat ve doğa ilişkisi üzerinde neden duruyorsunuz ve neler söyleyebilirsiniz bizimle? Aslında yani bu sohbetimizin konusu tam olarak benim resimlerimin konusu diyebilirim. Yani ana teması diyebilirim. İnsan ve doğa ilişkisi. Ben aslında çoğunlukla dağlar, kayalıklar ya da böyle durgun su betimlemeleri kullanıyorum. Ve aslında bunlar birer metafor. Yalnızlık ve sessizlik kavramlarına birer gönderme niteliği taşıyor aslında bunlar. Genellikle sizin de söylediğiniz gibi iki boyutlu, görkemli, dingin doğa manzaraları içerisine böyle üç boyutlu daha çok çoğunlukla insan yapımı tekil öğeler yerleştiriyorum ve bu öğelerle
o geniş doğa manzarası arasındaki o gerilim aslında benim meselem. Onu ön plana çıkarmaya çalışıyorum. İşte tam o arada şey dikkatimi çekti. Çünkü sizin resimlerinizi gören kişilerin çoğu, hatta ben dahil, hemen böyle bir Caspar David Friedrich, bir romantik romantizm göndermesini ve bağlantısını bulabilir. Fakat bence özellikle işte şu anda baktığımız yapıt ve o seride Friedrich ile aslında böyle bir temel farkı var sanki. Friedrich'in çalışmalarının ortasında ya da kenarında tek bir figür ya da işte iki, üç figür çoğu zaman arkadan da görebiliriz ve küçük insan figürleri devasa bir doğa içinde ve bu bağlamda belki o sanayileşen, kentleşen, modernleşen insanın doğadan kopuk hali ile ilgili bir yorum aslında yapıyor bizim Caspar David Friedrich. Fakat sizin çalışmalarınızda aslında insan yok değil mi? Çünkü hatta biraz önce şey altını çizdiniz. Yani kültür yapıları ya da binalara ya da şunun gibi değil mi? Yani insanlar yok sizin resimlerinizde. Aslında şöyle söylüyorum ben genellikle. Bu soru bana geliyor. Niye insan figürü kullanmıyorsun resimlerinde diye soruyorlar. Aslında insanın resmini yapıyorum ben. Yani bunu hep söylüyorum. Yani orada küçücük bir alan kaplıyor insan yapısı olan öğe. Ama aslında başrolde o var. Yani insan figürü kullanmadan insan resmi yaptığımı söylüyorum. Caspar David Friedrich bu arada benim en sevdiğim ressam. O yüzden ilişkilendirdiğiniz için teşekkür ederim. Caspar David Friedrich de aslında birazcık da din teması var. Yani doğa içerisinde Tanrı'yı arayış var aslında. Görünmeyeni görünür kıldığını düşünüyor. Bence yazılarından da zaten bunu görüyoruz doğanın. Doğanın içerisinde görünmeyeni arıyor. Yani aslında bir bakıma Tanrı'yı arıyor. Bu bakımdan birazcık ayrılıyoruz aslında. Ama yine de kompozisyon bakımından, biçimsel olarak çok fazla benzerlikler olduğunu ben de söyleyebilirim. O zaman yani Caspar David Friedrich'te kesinlikle tinsel bir boyutu varken ve belki şöyle bir melankoli, nostalji, bir doğa özleme arzusu varken, yani öyle bir derdi varken Caspar David Friedrich'in, sizin derdiniz nedir? Yani siz neden bu konulara ısrarlı duruyorsunuz? Aslında şöyle, romantizmle şöyle bir bağlantım var diyebilirim. Doğaya özlem, yani bildiğiniz gibi 19. yüzyılda bu insan-doğa ilişkisi farklı bir şekil alıyor artık. Yani insanın doğaya bakışı, filozofların, sanatçıların doğaya bakışı değişiyor. Artık daha içsel bir bakış açısıyla bakıyorlar. Ve hatta Delacroix'un bir sözü vardır. Biz romantik olunca dağlar güzelleşti diye çok severim ben bu sözü. Bu aslında bu söz bu keskin geçişi çok güzel bize anlatıyor. Bende de aslında bu var. Yani bu doğaya özlem, doğanın içerisinde insanın yeri, doğanın içerisinde ne kadar küçük olduğumuz aslında. Ama buna rağmen doğanın bir parçası oluşumuz. Yani aslında bunların hepsi birbiriyle ilişkili. Yani bu pandemi nedeniyle biraz ona bağlayacağım. İçinde bulunduğumuz zor koşulların aslında sebebi tamamen insanın kendini doğadan ayrı bir yerde görmesi. Farklı, ayrı bir varlık, ayrı bir özne olarak görmesi. Aslında böyle bir şey yok. Biz de doğanın bir parçasıyız. Ve doğaya yaptığımız tüm tahribatlar aslında kendimize verdiğimiz zarar. O yüzden ben aslında resimlerimde insanın da doğanın bir parçası olduğunu ama çok küçük bir parçası olduğunu vurgulamak istiyorum. O zaman son soru olarak sana bir Hasan'a geleceğim. Çünkü sağ ol Filiz. Şimdiye kadar bana birkaç tane güzel top attınız. Onları hemen Hasan'a çevireceğim. Ama bir şey aklıma tabii ki takıldı. Şimdi siz İstanbul'da yaşıyorsunuz. İstanbul'da çalışıyorsunuz. Nerelisiniz? Nerede doğdunuz, büyüdünüz? İstanbul'da doğdum, İstanbul'da büyüdüm. Aa, ya bu doğa nereden kaynaklanıyor? Yani şimdi şey de diyebilirdiniz. Ne bileyim yani Anadolu'dan, Şöyle söyleyeyim o zaman Trakya ya hocam. da işte Karadeniz'den işte bu doğdun büyüdün lanet olsun İstanbul'a taşınıp. Oradan yakaladınız aslında. Mesela babam Karadenizli. Evet, bu Karadeniz'in doğasını zaten biliyoruz. Çocukluğumda çok bulundum. Aynı şekilde annem Boşnak. Bu eski fotoğraflardan falan da aslında çok etkileniyorum. Resmi ilk başladığım zamanlarda çok etkilendim. Belki de kentte yaşamak insanı, daha doğrusu sanatçıyı daha fazla doğaya yönlendiriyor da diyebiliriz. Yani o özlemi asıl biz yaşıyoruz bence.
Buna bağlayabilirim. Bilemiyorum. Yok yok, çok mantıklı yani, çünkü yani bir karşı görüş olarak ben de mesela öyle bir arzu, öyle bir özlem yok kısaca. Yani ben Almanya'da işte kömür bölgesi, bir işçi bölgesinde, işte bir işçi mahallesinde doğdum, büyüdüm. Tabii bizde de güzel ormanları var, işte taşlara giderdik falan filan dedi. Ama mesela benim öyle bir şey yok. Yani ben mesela hakikaten, yani doğa üzerine çalışan kişilerinin çoğu zaman hakikaten çok saf, romantik bir doğa ilişkisi. Bazen çocukluktan kaynaklanıyor, işte bazı başka sebeplerden dolayı olabilir. Ama tabii ki şu anda özlemden bahsediyorsunuz. Bence şu anda benim gibi böyle kentle, belki doğadan uzak yaşayan tipler bile şimdi bu Covid'den dolayı tabii ki biz hepimiz kopuk kaldık. Yani toplumdan kopuk kaldık, işte doğadan kopuk kaldı ve işte zaten yeniden özellikle bu izolasyon ve şu ana çektiğimiz yalnızlıktan dolayı bence günümüzde umarım yeniden işte bu alter modern, postmodern, çağdaş insan neyse, yeniden insan-doğa ilişkisi üzerinde düşünmeye başlayacağız. Ve yeniden belki daha sağlıklı, sağlam bir doğa ilişkisini yaratabiliriz. Belki ben Umarım. yaratabilirim. Şimdi Filiz Umarım. iki tane kavram attı. Hasan, şimdi bu kavram sana atarım. Şimdi resim ve painter'ın fotoğrafa geçiyoruz. Filiz ağırlıklı olarak resim alanda çalışıyor. Hatta ressam diyebiliriz. Hasan, sen ağırlıklı olarak fotoğraf alanında çalışıyorsun. Sana herhalde fotoğrafçı diyebiliriz. Çünkü günümüzde çağdaş sanat dünyamızda o biraz sıkıntılı oldu. Sanat tarihçisi olarak aman şimdi ne diyeceğim, işte sanatçı mı, enstalasyon mu falan, neyse. Dolayısıyla farklı bir disiplinden bahsediyoruz ve işte Filiz'in çalışmalarında en başından mecra ve disiplinden dolayı kişisel, estetik, formel ve bir içerik yorum ile başlıyorsa sanatçı, tabii ki fotoğrafçı her zaman birazcık daha yani kameradan dolayı da belki daha özne, daha soğukkanlı, daha mesafeli bu dünya bakarak bu dünya ile ilgili yeni görüntüleri yaratıyor. Ve sizin çalışmalarınızda da sık sık bunu görüyorum. Bir tarafta sıkça böyle bir snapshot estetik, yani işte Magnumcular gibi ya da işte Aragüler gibi ya da daha çağdaş fotoğrafçılardan bildiğimiz böyle bir snapshot, bir anlık yakalan meselesi var. Fakat bizim sergimizde bunu göremedim. Hatta sizin çalışmalarınızda Filiz'den farklı olarak sıkça insan yani görebiliriz. Hatta daha önceki Mixer'de bir sergide işte orada insanlar, hatta çocukluğunuzdan bir insan grubu bizimle paylaştınız. Ama sergide gösterdiğiniz iki yapıtı insan yok. Birisi bir hazır nesne olarak bulunmuş bir fotoğraf ile katıladınız. Diğer size ait olan bir fotoğraf. Ve bu fotoğraflarda ya bu iki yapıt içinde Filiz'in bahsettiği iki tane kavram size atmak isterim. Birincisi yalnızlık, ikincisi zarar. Ve özellikle belki bu birinci, yani bu Billboard'daki çalışmasını biraz sonra göstereceğim. Bu Billboard'daki çalışmasında bu iki kavram çok net görebilirim. Yalnızlık ve zarar. Bu işi biraz ondan bir bahsedip ve onun üzerinde sizin ve doğa ilişkiniz ya da genel olarak işte belki fotoğrafçılık ve doğa ilişkisi ile ilgili bazı düşüncelerinizi paylaşabilir misiniz? Tabii. Aslında sizin de ilginç tesadüfler yaşıyoruz Markus. Ben ne zaman bir şeyden sıkıldım, bana çok açık alanlı bir proje öneriyorsunuz. Orada göstermek istediğim, biraz sakladığım ama hani tam denk gelmesi gereken bir zemin olmadığı için göstermediğim bir şeyler gösteriyorum. O Mikser'deki sergide gösterdiğim fotoğraf, içinde ben de varım, arkadaşlarım var. İşte uzun zaman sonra tekrar aynı yere gidip bir ilişki kuruyorum. Fotoğrafın devamını çekiyorum. Bu fotoğraf benim sergilediğim ilk insanlı fotoğraf aslında. Daha önceki serilerde küçük küçük insanlar vardı belki ama insan fotoğrafı olarak, hele ki kurulmuş, bayağı bir hatıra fotoğrafı niyetine zamanında çekilmiş 27-28 yıl önceki bir fotoğrafın devamıyla başka bir yere getirmek ilk o sergide denk geldi. Bu sergide de aslında ilginç bir şekilde ilk defa bir doğa fotoğrafı sergiliyorum ben. Bana ait bir fotoğraf değil bu aslında.
Ama en eski hatırladığım fotoğraflardan biri. Evimizde her zaman çok fotoğraf çekildi bizim. Ama genelde onlarda hep ucundan kenarından ya biz bir insanlar oluyorduk. Bu benim bir küçük Almanya'dan gelmiş küçük bir bakaç oyuncaktan hatırladığım. Bu pandemi sürecinde iyice eve tıkıldığımızda düşündüğüm en eski aklıma gelen fotoğraflardan biri. Bir şekilde ilk defa sergilediğimde tamamen pür bir doğa fotoğrafı bu. Yani tamamen bir panorama fotoğrafı. Turistik bir fotoğraf bayağı. Şimdi belki şey açıklayalım. Çünkü biz ikimiz tabii ki nasıl bir kutudan bahsettiğiniz onu birazcık daha açıklayabilir misiniz? Oradaki şey, tabii. Oyuncak. Bu oyuncak bir kutu. Bir bakaç, üç boyutlu bir bakaç. Aslında 20. yüzyılın başlarında da bunun çok primitifleri var. Aynı fotoğrafı, iki tane aynı baskısının belli odaklıkta arada bir optik vasıtasıyla gözünüze dayıyorsunuz ve orada sizi üç boyutlu efekt sağlıyor bu primitif olanı. Bu benim çocukluğumdan kalma olan da plastik bunun bir yuvarlak imajların değiştiği çift imaj var. Yine o çift bakaça geliyor ve üç boyutlu bir imge görüyorsunuz siz. Yani bunun çizgi filmleri de vardı, cowboy filmleri de vardı, böyle turistik olanları da vardı. Böyle bir oyuncak bu. Bir ara 2000'lerin başında tekrar moda oldu bu. Hatta belki şimdi eskicilerde falan yani bir yerlerde de karşımıza hala çıkabilir. Bazen şimdi çıkıyor. Ben kendi kızıma bile almıştım yani işte. Bazen hatta şey çocuk dergilerinin bir hediyesi olarak da veriyorlar. Doğru. Ya şimdi tabii bu alet çok arkaik bir şey. Yani şey gibi şimdiki çocuklara hadi gel arkeolojik kazı yapalım demek gibi bir şey şimdiki o. Vakit geçirme, eğlencelerin, oyuncaklarının yanında. Ama ilgilerini çekiyor çünkü çok şey bir şey, tuhaf bir şey. Yani şey gibi, hiç tanımayan birine bir Walkman veriyorsunuz bir çocuğa. Bu ne falan diyor, anlamıyor, kasete bakıyor, ona bakıyor. Çok doğal olarak bambaşka bir şey, eğlence biçimiydi bu. Bunu bir ışıklı kutuda yine aslında benim tükettiğim gibi bir şekilde sunuyorum. Ama biraz değiştiriyorum tabii. Diğer iş ise yine doğada çekilmiş bir fotoğraf. Ya bu fotoğrafta da şimdi göreceğiz bir doğaya tahrip var ama hani direkt zarar gibi bir şey de diyemeyiz galiba. Çünkü biraz insanlığın evrimiyle ilgili yani daha henüz belki sanayi devrimi çok yeni bir şey yine de insanlık tarihinde baktığımızda. Belki bir noktada benim pek umudum yok ama inşallah o yönde bir gelişme olur. İnsanlık diyecek ki biz ne yapıyoruz buna? Çünkü veriler gösteriyor ki bu akılda devam edilirse dünyanın tahribi, doğanın tahribi, doğanın tepkileriyle pek insanlık iyi bir yere gitmeyecek görünüyor. Bu onun çok çok küçük bir örneği. Pandemi sürecinde kaldığımızda evlerde kapalı, tabii seyahat özgürlüğümüz de yok oldu. Ve ben böyle gitmeyi çok özlediğim İmroz'u çok özledim. Bu fotoğraf İmroz'a giderken yolda benim çektiğim bir fotoğraf. Tek başıma aylar sonra çıktığım ilk. Yalnız araba yolculuğunda çektiğim bir fotoğraf. Bu fotoğraf değişecek tabii yani. Şimdi geçerken baktım geçen gittiğimde o panolardan bir tanesi daha düşmüş. İşte birkaç yıl içinde bunlar tek tek eksilecekler. Doğa bir şekilde bütün bu yaptıklarımıza müdahale ediyor. Siz başında durursanız küçük zamanlar için onu kendi tasarladığınız gibi aynı tutmaya yakın bir şeyler yapabiliyorsunuz ama doğa her zaman çok daha kendi bildiğini okuyacak bir kavram karşımızda. Yalnızlık benim için doğa aslında sizin dediğiniz gibi. Başladığınız bir noktadan yürümeye yarım saat içinde en aşağı kimseyi görmeden o resimlerin de iyi kötü 3-5 bin yıldır, 10 bin yıldır, belki milyon yıldır değişmediği bir takım görsel deneyimler topluluğu gibi geliyor bana. Yani bir takım boylar var orada taşlara bakıyorsunuz. O taşların oluşması milyon yıl. O taşları elinize alıyorsunuz. Çok acayip bir şey. Yani 500 bin yıl önce de gitseniz ona benzer taşlar oluyor. 2 milyon yıl önce gitseniz o taş biraz daha köşeli olabiliyor. O zaman çok etkileyici. Çok. O zaman acaba yani çünkü fotoğrafçılığının en önemli görevlerden birisi ölümsüzleştirmek ya. Yani bir bellek yaratmak, kaydetmek, unutmamaya karşı mücadele etmek. O zaman yani sizin oradaki aslında kamera bir nevi bir bellek aracı olarak mı kullanıyorsunuz? Yani çünkü bir yanda da bu yapıtı da baktığımda aslında oldukça belgesel nitelikli gibi, oldukça işte gerçekçi, sakin,
ve informative, descriptive aslında bir yaklaşımımız var. Yani orada fotoğrafının bellek gücünü görüyor muyuz? Ya bu sizin için önemli mi? Yani neden fotoğraf çekiyorsunuz ki? Tamamen kendime notlar almak için, dediğiniz gibi. Yani bunlar bir takım notlar benim için çektiğim bütün fotoğraflar. Bu tamamen öyle bir şey. Yani sizin gördüğünüz, tabii aslında siz benim fotoğraf günlüğüme bakıyorsunuz. Onun için orada bir sürü insan görüyorsunuz. Ama doğacı değilim mesela. Ben fotoğrafta doğa başlarsam benim için yepyeni bir kavram. Çünkü çok çok derin bir kavram. Yani bugüne kadar çözebildiğim bir şey değil. Yürümeye, ben ciddi yürümeye yakın bir zamanda başladım. Yani alıp sonsuz yürüme şeyine, yüksekliğine diyeyim, o algıya ben yakın bir zamanda geldim. Ama çocukluğumda doğayla çok iç içeydim ben. Yani ağaçların üstünde durdum ve şanslıydık. İstanbul'da öyle bir yazları, baharları geçirdiğimiz bir yer vardı. Yani onun için bütün ağaçların yapraklarını, meyveleri, işte toprağı, biraz o işte bostan işlerini falan, onları biraz bilirim. Ama araya zaman girince onları başka bir şekilde algılıyorsunuz. Bir de şey var, çocuklukta bir şey sunulduğunda size o zaten o işin çok doğalıymış gibi geliyor size. Sonra başka bir hayat ve gerçeklik yaşanınca onun şeyiyle, akışıyla aslında onların ne kadar değerli, insanı düşündüren ciddi kavramlar olduğunu sonradan bir şeyler başınıza gelince tekrar dönüp bakıyorsunuz. Adada çok yürüyorum ben ve oradaki şey çok ilginç tabii. Yürüyorsunuz, bilmediğiniz bir coğrafya. Her zaman bilmediğimiz yerleri biliyoruz. Bir tepeye aşıyorsunuz, ardından ne olacağını bilmiyorsunuz. O yepyeni bir şey açılıyor. Müthiş sürprizli bir şey. Yeni başladığım için hani doğaya ben belki bir zaman gelirim. Yoksa benim işim biliyorsunuz hani beton, terk edilmiş yerler, epeyce yalnızlık. Ama hep doğanın bir izi var tabii oralarda. Çünkü o bırakınca doğa oynamaya başlıyor. Orada ne zaman insan iyice çekiliyor, artık ben devreye giriyorum diyor. İstediğim gibi seni şekillendireceğim diyor doğa. Ve o benim fotoğraflarımdaki aslında son suretler, son suret değil onlar, benim yakaladığım andaki o suretler hep doğanın müdahalesiyle oluyor. Aslında şey de çok ilginçti. Yani mesela küratör olarak bir sergi için ya da belli bir kavram için sanatçılarken genellikle kabaca iki tane yöntemim var. Bazen bir sanatçıdan kesinlikle bir iş isterim. Yani o iş belli, o iş ile bu sanatçıların katılmasını istiyor. İşte örneğin işte Filiz'in işte oradaki serileri kesinlikle katılmasını, o yapıt ile katılmasını gerekiyor diye düşündüm ve girişinde olmasını gerekiyordu. Fakat Hasan, seninle ilgili aslında şöyle bir şey var. Bazen şimdi öbür tarafta mesela bazen tam bir iş seçerken, İşte Seydi Murat Koç'tan tam bir iş seçmiştim. Ona biraz sonra geleceğim. Ama mesela sizden aslında sizin genel olarak dünya karşı olan ya da dünya olan bakışınızı istedim. Ve orada aslında bu yüzden hatırlıyorsunuz portfolyonuzda ilk olarak seçtiğin yapıtları, orada aslında inşaat ya da işte binaları size göndermiştim. Ondan sonra şey dediniz, yok aslında bir tane daha var, başka bir fikrim var. Ve o zaman da siz bu bir doğa görseliyle geldiniz. Bu da benim için bu arada yani küratör olarak şaşırtıcı bir şey, bir sürpriz. Ama tabii ki zaten bunun için bu iş yapıyoruz. Yani bunun için bu iş yapmayı seviyorum. Çünkü bu bağlamda sanatçıların farklı yönleri ve farklı boyutlarda da keşfedebilirsiniz. Öbür tarafta bu iki tane yapıt, hem bu lightbox hem de bu fotoğraf karşılaştırdığımızda şöyle bir şey görüyorum. Yani bu hazır nesne ya da bu buluntulu olan fotoğrafı, o tam aslında böyle çok romantik bir illüzyon, bir utopi. Yani ah keşke orada olsaydım, insanların olmayan, işte dokunulmamış bir doğa falan. Ama öbür tarafta özellikle bu çalışmada Filiz'i bir gönlemeyi daha bulabilirim. Yani insanlar için, yani doğa içinde insanların bıraktığı izler. Ama bu izler çoğu zaman da çok olumlu izler değil. Ve özellikle İşte sizin buradaki billboard çalışmasında sanki bir kapitalizm eleştiri ya da bir tüketim eleştiri ya da genel olarak bir kültür eleştirisi söz konusu. Bu konuda ne dersiniz? Bu tabii tamamen tüketimle ilgili bir şey. Yani geliyor adam oraya, bir şey koyuyor. Kendisine ticari olarak bir fayda sağlayacağını düşündüğü bir şey yapıyor. Çok alakasız bir yere. Bir ilan asmış oraya adam. Ne oldu belli olmayan bugün. Bir zaman sonra da işi bitiyor ya da
Belki orada bir takım ağaçlar çıkıyor. Yolda tam istediği yerden de o geçen müşteriyi tavlayacak konumunu kaybediyor adam. Sonra tamamen onu bırakıyor. Acayip bir pislik içinde, bayağı bir pislik. O güzel de bir tarlanın, iyi de bir tarla yani. Orası bayağı güzel sürülmüş, düzgün, bakımlı bir tarla. Onun köşesinde böyle saçma sapan bir heykel olarak bırakıyor. Tabii korkunç bir tüketim hikayesi. Olabildiğince büyük bastık. Tamamen yine fotoğraf tüketimi biraz fazla büyük fotoğraf sever oldu son yıllarda. İşte bunun kendi becerebildiği teknolojik açıdan becerebildiği kadar büyük basınsız, çerçevesiz sunarak onu biraz daha ucuzlaştırmış oldu. Çünkü artık günde binlerce fotoğraf da görüyoruz aslında. Fotoğrafın tüketimine de bir gönderme var burada. O gördüğümüz binlerce, çoğu çok az hatırlanan bir takım görsellerin içinde yüzüyoruz. Onların hepsine bir gönderme var ama en tabii başında tüketimle ilgili bir derdi var bu fotoğrafın. Hatta aslında şey ilginç Hasan, biliyor musun? Bu billboard, sadece bu billboard aslında kültürel bir nesne değil ya da insanın izi değil. Aslında sizin gördüğüm görselde hiç doğa yok. Çünkü arkada ne var? Tarla var. Ve tarla zaten o da doğa değil. Zaten çiftçi aslında doğa büküyor, işte işletiyor, işte değiştiriyor. Bazen zarar veriyor. Ve dolayısıyla aslında orada neredeyse iki olumsuz belki iz görebilirim. Bir yanda tarımdan gelen doğa üzerinde olan hakimiyet, iktidarı ve onun önünde işte modern insanın tüketimi aç olan insanın billboard'ı. Dolayısıyla sanki şimdi biraz fazla ilerle gidiyorum ama işte sanat tarihçisi olarak öyle okumaları yapmayı seviyorum. Ben arka tarafta tarım görüyorum ve tarımın zararı ve bu zaten işte modernleşmenin ilk aşaması diyelim. İkinci aşaması işte tüketim, üretim ve kentli kültür ve bunun için tabii ki billboard çok önemli bir gösterge, çok önemli bir simge. Dolayısıyla içinde sanki bir kronolojik sıralama bile var. Arkada tarım var, sonra işte sanayi var, sonra işte modernleşme var, sonra biz varız, önde duruyoruz. Bu yüzden bu çalışmasındaki eleştiri boyutları aslında çok katmanlı. Teşekkürler. Evet, ben teşekkür ederim. Şimdi eleştiri derken Seydi Murat Koç, şimdi ben bu arada biraz jonglaj yapıyorum. İşte futbolda genellikle 6 numara galiba bu top çeviriyor. İşte orta saha, işte oyuncu gibi davranıyorum. Şimdi top sana çevireceğim. Eleştiri derken ve işte Hasan'dan bazı güzel kavramlar alırken sana da özellikle bir kavrama atmak isterim. Çünkü senin çalışmanda, ben şimdi onu buluyorum. Hasan bir şey dedi. Doğa kendi bildiğini okuyacak. Yani aslında evet. Biz işte dünyanın hükümdarı olarak sözde güya biz patron olarak bu dünya istediğimiz gibi şekillendiriyoruz. İstediğimiz gibi malzeme olarak, ham madde olarak tüketiyoruz, kullanıyoruz ve kendimizi çok havalı ve güçlü buluyoruz. Ama bu Covid döneminde ve son 10 senedir tartıştığımız küresel felaketlere, küresel ısınma gibi olaylardan dolayı şey artık fark ettik. Biz aslında çok küçük bir oyuncuyuz. Ve bence senin çalışmanda bu eleştirel boyutu çok net bir şekilde görebiliriz. Çünkü bu çalışmada yeni seriden biraz oradan da bahsederiz. Çünkü sen şu anda yepyeni bir seri ürettin. Onu bizimle paylaştın. Ve Ferda Art Platform'da ne zaman açılış olacak? Markus 30 Mart ha. 30 Mart Salı günü açılış tamam, olacak. Tamam. Bir reklam 30 arası Mart Nisan'da da şey 30 Nisan'da diyorum. 30 Nisan'da da sona erecek bu. Okay. Ve bu seri 2019 Ocak ayında start verilmiş bir seri ve aslında o zamanlar işte Covid'den bir haberdik. Yani bir şekilde Çin'deki vakayla ilgili söylentiler vardı, spekülasyonlar vardı. Hatta birkaç kişi de havaalanında maske takmaya başlamıştı. Ama bunun farkına değildik. Ben biraz daha bu işin bu post-apokaliptik yanıyla ilgileniyordum ve oradaki oluşturulmuş
bu konu hakkında oluşturulmuş filmlerden yola çıkarak başlamıştım ama olayın buraya gelmesi tamamen benim de bu seriye farklı bir bakış açısı getirmeme neden oldu. Ve şu anda gördüğümüz bu serinin ilk işi işte Filiz işte yalnızlıktan bahsetti. Hasan yalnızlıktan ve insansız bir şeyden bahsetti. Aslında bu şeyin sıralamasını herhalde sen bunu düşünerek yaptın diye düşünüyorum. Çünkü Hasan'ın gösterdiği şeyde hızlı bir erozyon var. Ben de biraz daha ileri işte bir 500 yıl ya da işte 100 yıl sonrasıyla ilgili bir fikir veren işler yaptım. Bu daha önceki serilere baktığımız zaman bir önceki İnsanlar Alemi değil ama Vertigo ve Yerden Yüksek serisinde ben zaten mimari ve kenti işliyordum. Orada da insansızdı. Çünkü kentsel dönüşüme yaptığım bir eleştiri vardı. Şu anda da tamamen huzur bulmuş durumdayım. Tamamen insansız işler yapmaya devam ediyorum. Burada yaptığım işlerin birazcık bu post-apokaliptik durumundan şeye doğru evrildi. Yani eskatoloji diye bir kavram, yeni keşfettiğim bir kavram. Oraya doğru evrildi. Çünkü yani insanlığın sonu işte hep bu sonuyla ilgili tüm kutsal metinlere baktığımız zaman, mitolojilere baktığımız zaman ve şu anda oluşturulan filmlere baktığımız zaman hep bu konu çok fazla irdeleniyor. Ve ama işte senin de katkın olan bu serginin ismi bir umut veriyor. O da şuydu, bu seriyle beraber hani hep içerisinde işte insanlığın sonu, işte yalnızlık, sessizlik ama bir umut vardı. Bu doğayla ilgili bir uyanıştı ama senin de o serginin ismini verdiğin şey de ertesi gün. Yani bütün felaketlerden ve bütün şeylerden sonra bir ertesi gün bir umut var fikriyle başka bir boyuta taşındı. Ve şu anki olduğumuz durumda baktığınız zaman aslında COVID-19'da da ben yine umutla bakıyorum. Bunu eklemek istiyorum. Evet, benim yani yaptığım işlerde... Çünkü şöyle bir şey var mesela umut derken, evet bence de senin çalışmalarından hem de işte o seride hem de bu yapıtta tabii ki ilk olarak çok basit bir şekilde ve hızlı bir şekilde şey diyebilirsin. Yani distopik bir dünya, insansız bir dünya, işte yani dramatik, işte ölü bir dünya. Ama aslında ölü bir dünya değil. Çünkü bu yapıta dikkatli baktığımızda orada terk edilmiş sanayi yapıları yanı sıra ve onun kadar fazla ve ondan daha güçlü ve ondan daha çok güzel doğa elemanları, bitkiler, çiçekler betimliyorsun. Ve onlar zaten bu yüzden Hasan'ın söylediğim işte doğa kendi bildiğini okuyacak derken hakikaten doğanın gücü aslında bir anda ve doğanın güzelliği tinsel olmadan, hiç olmadan bir şekilde altını çiziyorsun. Bu beni çok etkiledi. Ya orada işte Hasan'ın da dediği gibi işte o billboard'un önüne tekrar bir ağaç çıkması ve hani oradaki kapital şeyin üzerine bile kısa bir sürede doğanın öne geçmesiyle ilgili bir problematik de var aslında. Burada baktığımızda büyük felaketlere işte Çernobil gibi işte nükleer santraller patlaması gibi ya da savaş sonrası kentlerin yok olması gibi bazı durumlarda bile hala bir umut olduğu konusu doğanın tekrar kendini yenilemesi, tekrar o gücünü hissettirmesiyle son buluyor her şey. Ama gördüğünüz gibi aslında bu üç sanatçı arasındaki ilişki bana şu açıdan ilginç geldi ve bu yüzden sergi içerisinde onu ilişkilendirmek istedim. Yani siz üçünüz aslında insansız doğa manzaraları yaratıyorsunuz. Ama sizin çalışmalarınızda yani insan göstermeden ve insan olmadan insanın varlığını her zaman hissettiriyorsunuz. Sergiye girdiğim an aslında yani sergiyi gezdim ve Hasan'ın ve Seydi'nin çalışmaları ilk dikkatimi çekti. Hatta Melike ile beraberdik. İlk Seydi'nin işini sordum. Sonra da Hasan'ın işine baktım. Demek ki insan kendisiyle aynı kafada olan sanatçıları bir şekilde
fark ediyor. Siz de yani çok ilginç zaten yani üç ismi görünce bu söyleşte de çok ilginç geldi bana. Zaten şimdi bütün çalışmaları mesela bazı kişilere şey sordu sergi gezerken. Bu işler hepsi Covid döneminde mi yapıldı? Hayır, bazıları Covid döneminde yapıldı ve belki direkt Covid-19'un etkisi altından yapıldı. Ama öbür tarafta şeyi görüyoruz, yani sizin üç çalışmalarınızda aslında yani sanatçılar sıkça özellikle bu dünya ile ya da işte çevre ile ya da doğa ile ilgilenirken zaten otomatik olarak eleştirel bir boyuta ulaşacaksın. Senin çalışmalarında bu seride çok rahat bir şekilde I Am Legend, The Walking Dead gibi distopik filmleri gönderme yapabilirim ve sen de işte dedin oradan da etkilemişsin. Çünkü günümüzdeki sanatçılar ya da evet, tıpkı bizim gibi işte her türlü görsel havuzlardan besleniyor. Ama dediğim gibi yani oradaki doğa ve oradaki yeni açılmış olan çiçekler aslında neredeyse doğa yeniden döndüğünü, yeniden her şey üstüne geçtiğini ve senin Çernobil'e referansın çok ilginç çünkü ben aynısını gördüm. Şimdi Seydi biz, Seydi Hasan biz aşağı yukarı aynı kuşağız. Filiz ben bizden biraz daha küçük ama biz üçümüz en azından Çernobil herhalde çok net hatırlıyoruz. Siz Türkiye'den, ben Almanya'dan hatırlıyorum. Ve belki şey hatırlıyorsunuz, o dönemde ne denilmişti? Çernobil'de 30 bin sene boyunca hiçbir şey büyümeyecek, yaşamayacak, çöl olacak. Ve şu anda bütün katılımcıları da davet edelim. Siz Çernobil yazın Google'a, fotoğraflara bakın. Doğa coşmuş. Yani az kalsın iyi geldi falan diyeceğim yani. Yani doğa rahat bırakıldığında biz ne kadar büyük bir felaket yaratsak sanki doğa onun üstüne geçecek. Ve bu aslında bu açıdan felsefi açısından da ümit verici. Çünkü biz kendimizi ne kadar kültürel görüyorsak da insan doğanın bir parçasıdır diye düşünüyorum. Dolayısıyla doğanın ve doğanın gücü ve yenileme gücü aslında biz de kendimizi hem bireysel olarak hem de toplumsal olarak belki model olarak alabiliriz. Sen bu konuda ne diyorsun? Şimdi evet dediğin gibi tüm hani bu felaketlerin yapıcısı da insan aslında. İnsan kendi eliyle yapıyor. Ve yani bu buna rağmen doğanın hiç bitip bilmeyen bir yukarıya doğru yükselişi var. Yani bir şekilde kendini en ufak kökten ya da ufacık bir tohumdan ya da başka bir hayvanın başka bir işte kıtaya taşımasından doğan ufak faktörler bile doğanın kendini var etmesine yetiyor. Yani buradaki tabii ki doğanın gücünden hani inanılmaz o gücünden etkilenmemek mümkün değil. Ve bir de şu var, buradaki şeyde bu güçlü kalkanda şöyle bir metafor da oluşuyor. Acaba insanlık olmasaydı doğa kendi kendini nasıl var edebilirdi diye bir şey de var. Ve insanın tüm yapılarının nasıl içerisinden geçip deşip bir şekilde varlığını sürdürebilme azmi ve buradaki metafor da beni çok etkiliyor. Onun için yaptığın tüm işlerin içerisinde insan yapılarının üzerine eklenmiş doğa parçaları bir şekilde bize azmi de hırsı da anlatıyor diyebilirim. Ama insan hırsının ne kadar zararlı olduğunu ve işte ne kadar kapitale dönük olduğunu da bizimle paylaşıyor. Şurada bir şey var. En ümit veren şey de kesinlikle doğanın bu kadar güçlü olması bana ümit veriyor. Çünkü eğer insan gerçekten doğadan daha üstün bir varlık haline gelseydi acaba durumumuz ne kadar şey olurdu ve dünyayı ne kadar hızlı daha hızlı tüketirdik diye bir düşünce içerisindeyim. Oluşturduğum mekanlarda baktığınız zaman şu anda insan yok ve İşte acaba işte dediğim gibi bu Covid'le beraber de herkes evindeydi, bir şekilde izoleydi ve doğa birazcık nefes aldı. Orada bile ufacık bir yıl geçirdik şu anda. Bunun ilk yarısında neredeyse kimse dışarıda bulunmadı. Gördüğünüz gibi işte uçaklar bile sefer yapmayınca havanın ısısı bir 1-2 derece düştüğü, dünyanın ısısının 1-2 derece düştüğünü söylüyorlar.
Yani burada da bir kez daha bu virüs ile birlikte doğan gücünü görmüş, izlemiş olduk. Şimdi tam bu noktada sonuna, biz yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz ki yani ben şunu da şimdi 20 küsur katılımcımız da var. Eğer sizden bizim sanatçılarımıza özel olarak bir sorunuz varsa, merak ettiğiniz bir şey varsa lütfen chat'e yazın. Oturum sonunda o chat'teki soruları sanatçılarla paylaşabilirim. Şimdi son round olarak yani çünkü hem bizim konumuzla ilgili hem de insanların merak ettiği bir konu. Şimdi bir senelik bir COVID döneminden geçtik. Ve tabii ki yani işte hem somut olarak işte tıp, hastalıklar, depresyonlar, işsizlikler, ekonomik sıkıntılar vesaire. Yani biz zaten her gün korkunç haberleri alırken insanlar tabii ki şeyi de merak ediyor. Sanatçılar o dönem parantezde nasıl değerlendirdiler, nasıl yaşadılar ve bu COVID-19'un şu anda bir etkisi var mı üretim üzerinde? O soru Filiz ve Hasan ve Seyri ikiniz yani üçünüzü teker teker sormak isterim. Yani küçük bir en yani genel olarak şey demek istemiyorum. Yani COVID-19'da nasıl geçti falan. Son bir sene siz sanatçı olarak nasıl yaşadınız ve sizin üretiminiz üzerinde bir etkisi var mı? Ki olmayabilir. Zaten ben şeylere sakıncalı buluyorum bu arada. Mesela bazı insanlar şey diyor yani şimdi COVID varsa herkes şimdi COVID üzerinde çalışmak zorunda kalıyor gibi. Biz biliyoruz ki sıkça bunun gibi toplumsal bazı global felaketler bile sanat ve kültür ve sanatçıların üzerindeki etkisi gecikmeli olarak ortaya çıkıyor. Belki bizde de öyle olur. Biz şu anda ya da bizim çocuklarımız neler geçirdiğini, ileride nasıl bir birey olacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla son bir sene nasıl geçtiğini merak ediyorum. Ardından chat'e bakarım. Oradan bir sorun yoksa bu oturumu kapatırım. Filiz, tam bir sene oldu. 11 Mart 2020'den. Nasıl geçti sanatçı olarak? Doğru geçti. Yani şöyle aslında dediğiniz gibi beni bu tür işte toplumsal olaylar vesaire resmimin ya da sanatımın konusunu çok fazla etkilemiyor. Ama belki belli belirsiz etkileri belki ben de farkına varmadan oluyordur onu bilemiyorum. Daha çok pratikte etkiledi beni. Bir kere ben akademisyenim aynı zamanda. Üniversite kapandı ve benim atölyem üniversitenin içerisinde. Atölyeme gidemedim uzun bir süre özellikle o karantina döneminde. Tabii biraz yıprattı beni. Üretime ara vermek durumunda kaldım. Daha çok akademik çalışmalarıma yoğunlaştım aslında. Doktora tezim üzerine yoğunlaştım. O karantina dönemi öyle geçti ama tabii karantina bittikten sonra koşa koşa atölyeme geldim. Onun dışında şimdi ufak ufak başlayabildim. Yani ben aslında bunu sizinle daha önce konuşmuştuk aslında. Yani çok modum düşükken ya da bu tür durumlar yaşanırken çok üretmek istemiyorum. İçimden gelmiyor. Böyle tuhaf bir durum. Yani kendimi atölyeme kapatamıyorum. Biraz mutlu olmam gerekiyor. Ama şimdi yavaş yavaş üretime başladım. Şimdi yeni bir seri üzerinde çalışıyorum. Şimdilik her şey yolunda gibi. O zaman şunu duydum. Yani bir yanda somut olarak yani üretim açısından bir durgunluk ya da bir depresyon yarattı. Yani üretemediniz. Hem somut olarak evet. Atölyeye gidemediniz hem de belki işte öyle hissetmediniz. Bundan dolayı aslında bir özlem doğdu ve bundan dolayı belki sanat üretiminin bir tık daha anlamlı olmaya başladı. Çünkü hepimiz zaten belki şu anda yani mesela arkadaşlarla buluşmak, işte Çadırbostan'da insanlarla piknik yapmak neyse yani daha her önce sıradan olarak değerlendirdiğimiz noktalar bir anda çok değerli olmaya başladı. Ya da kesinlikle. Festivallere gitmek, konserlere aman nerede ya? Neyse. Ve şu anda yeni bir seri yarattınız. Yoksa yok ama şu anda bile o döneminin etkisini üretim üzerinde yansıtma olarak görüyor musunuz yoksa? Bilmiyorum. Dediğim gibi belki çok farkında olmadan ben çok renk konusunda mesela çok yoğunlaşmadım şimdiye kadar hiçbir zaman. Hı. Daha çok işte tekstür, işte kompozisyon vesaire ama renk konusunu hep böyle birazcık geri planda bırakmışımdır. Çok fazla renk kullanmıyorum resimlerimde. Şimdi renkli resimler yapmak istiyorum. Acaba aklımda mı özlediniz? Belki de yani çok fazla renk kullanmak istiyorum. Yağlı boya çalışıyordum her zaman. Akrile mesela dönmeye karar verdim. Hı. Denemeye karar verdim. Bu tür değişiklikler oldu.
Tam bu döneme denk gelmesi belki de psikolojik bir durum da olabilir. Şu an yorumluyorum bunu aslında. Böyle. Valla o zaman şimdiden teşekkürler, çünkü yani biz izleyici olarak da yani hepimiz şey güzel güzel güçlü güçlü renklere ihtiyacımız var, söyleyeyim size. Hasan, sen ne durumdasın? Son bir sene nasıl geçti? İşte yeni yürümeye başladın, yürüyemedin herhalde istediğin kadar. Nasıl geçti? İşte tam o işe girmişken bu işler oldu biraz. Tam böyle üst üste. Ya kitapları falan topladım, iyi geldi bana. Ya benim günlük rutinimde zaten bir kendi kendine kalma hali fazlasıyla var yani. Eve yakın bir yerde küçük bir atölyem var benim. Oraya gidiyorum. Genelde kendi kendime kontrollü bir şehir hayatı ve kaos yaşıyorum. Yani genelde yürüyerek gidiyorum bir yerlere. Çok kalabalık saatlerde çıkmıyorum. Fakat bu dönemde kamusal alanda tanımadığım insanlarla işte işsiz güçsüz durup böyle bir amaçsız etrafa bakmayı falan çok özledim ben de. Bir takım arkadaşlarımı gördüm kontrollü, açık havada kahvemizi alıp ilk başlarda şeydi, iyice korkuluyduk ya, böyle mesafeli iki ayrı bankta oturup maglarımızla arada görüşüyorduk. Sonra işte ufak ufak cam açıklı birkaç kişiyi görmeye başladık. Orada kaldım aslında, çok da ileriye gitmedim ben. Fakat şey eksiklik oldu tabii, şehirler arası da bir yere gidemediğimiz için. Aslında o ara gitme duygusu ve isteği olmasa da gidememekten kaynaklı bence. Bir yere ulaşamamak, o sonsuza bakamamak falan beni bir yordu. Çok fotoğraflara baktım dönüp dönüp. Onlardan da biraz yoruldum aslında. Aynı işte Filiz'in yaşadığı gibi benim de artık o betonlar, griler falan biraz yordu beni. Hatta insanlı bir şeyler düşündüm bayağı ciddi. Çekmedim onları daha ama içinde insan olan bir şeyler de yapmayı düşünüyorum. Hmm. Onları biraz kafamda şekillendiriyorum. Bu bayağı bir değişiklik ve gelişme benim için aslında. Çünkü insan bir yola giriyor ve onu seviyor. Orada gidiyor aslında. Bakınca çok da bir hikaye değişmemiş oluyor. Bu iyi bir şey. Tabii bunun tarzı bakınca bu onun diyorsunuz. Ama bir yandan da üreten için hayat da çok öyle uzun yüzyıllar olmadığı için doğanın da bize verdiği bir küçük zaman var, ne olduğu belirsiz olan. Orada biraz değişik bir şey yapmak isteyebiliyor insan. Bana bu dönemde denk geldi o. Kendi kendime biraz fazla baktığım için galiba yaptığım işlere. Biraz video ile ilgili bir şeyler oynamaya başladım. Bir iki video işi yapmıştım ben ama daha ciddi düşünmeye başladım onu. Çünkü aslında ben sinema okudum. Fotoğraf okumadım. Fotoğrafçı oldum ben her zaman. Liseden beri profesyonel fotoğraf çektim ama başka bir takım kapılar, biraz daha neşeli, başka medyaları da kurcalama düşüncesi yarattı bende bu dönem. Birebir işime yansıdı diyemem ama işte insan tamamen uzun süre düşününce hayatı, tüketim biçimini, hayatı kendi tüketim biçimini bir takım başka pencerelerde de bakmanın daha neşeli ve iyi geleceğini kendisine düşünüyor. Ben öyle bir yere geldim. Evet evet, yani zaten bunu izah etmeye çalıştım. Yani kimse şimdi yarın bütün sanat ortamımız işte ya da sanat dünyamız işte Covid için işte çözümler ya da işte Covid üzerinde yapılmış olan çalışmalar beklemesin. Çünkü genellikle bunun gibi yani sanatçı üzerinde tıpkı insan üzerindeki etki olarak bazen işte indirekt olarak yani ortaya çıkıyor ve zaman alır. Zaten doğru ifade biçimleri bulabilmek için işte yeniden ikiniz şimdiden şey bahsettiniz, yeni mecralar işte ya video ya da insan kompozisyonları ya da işte akrilik ya da işte renk değişimi'den bahsettiniz ve bunun olgunlaşması tabii ki zaman da alır. Aynı zamanda ikiniz de şimdiden şey duydum ve bizim sergimiz aslında birazcık onun üzerine duruyor. Yani yeniden sergisi aslında yani bu dünyayla yeniden daha iyi bir yeni normal nasıl kurulabilir? En azından hangi konular üzerine durmamız gerektiğini sorguluyor. Ve dolayısıyla bu sergide aslında şunu da altını çizmeye çalışıyoruz. Bütün felaketlere rağmen her kriz, bireysel bir kriz, toplumsal bir kriz, global bir kriz aslında bir tarafta da bir fırsat olarak da bir değişim fırsatı olarak değerlendirebiliriz. Çünkü ben şunu öğrendim benim 47 senelik hayatımda. İnsanoğlu bence ya da en azından ben öyleyim. Yani dışarıdan gelen çok büyük bir kriz olmayınca, bir çarpışma, bir hastalık, bir ölüm, büyük bir şey gelmiyorsa ben değişmem yani. Tuzum kuru, makine çalışıyor yani. Never change a winning team gibi. Ama mesela şimdi bunun gibi büyük felaketleri mecburen değiştirmek zorunda kalıyoruz yolumuzu.
bireysel olarak ve toplumsal olarak. Ve şimdi ikiniz bile oradaki küçük değişimleri gördüm işte malzemeye vesaire. Dolayısıyla hakikaten bu kriz sanatçılar bence ve bence bunu göreceğiz bir değişim fırsatı olarak değerlendirecekler. Son olarak Seydi Murat, sen de bir sene evet. Hem hoca olarak hem de işte baba olarak hem sanatçı olarak çektin bayağı, nasıl geçti? Şimdi ya önce işlerden bahsedeyim kısaca, hemen onu söyleyeceğim ama dediğim gibi biz bu seriye başlarken hiç Covid'le ilgili ya da bu virüsle ilgili toplumsal hani bu tabiat kriziyle ilgili bir şey düşünmüyorum. Ben tamamen o distopik dünya, işte post apokaliptik dünya ile ilgili düşünüyordum ve acaba işte çevremde olsaydı, işte İstanbul'da olsaydı, burada olsaydı ya da diğer yerde olsası olur diye bakıyordum. Sonra üzerine gitgide derinleşen böyle bir tabiat krizi ortaya çıktı. Yani Covid işte pandemi ortaya çıktı. Ve bu pandemide de önce bir iki ay tabii şaşkınlık ve şok nedeniyle aslında hiçbir şey üretemedim. Yani bir şekilde hani çözmeye çalıştık hepimiz gibi. Yani ne oluyor acaba, neler olacak? İşte bu işte bu öbürü hayatımda işte bu şeyi de bir virüs ve böyle bir pandemi de geçirecek miymişim gibi vesaire bir düşüncelere kalkılıyor ve insanlar tabii ki psikolojik olarak da durmuş durumdaydı. Sonra yavaş yavaş çözümlerle işte artık biraz daha virüsü işte onunla ilgili bilgiler okumak, işte bilir kişileri dinlemekte biraz daha kafamızda neyin ne olduğunu oluşmaya başladı ve bu süreçte de ben ufak ufak işte dijitalleşme durumunda işte üniversite derslerimizin tamamen online olmasıyla ilgili bazı tecrübeler edinmeye başladık ve süreç öyle devam etti. Benim işte atölyeyle evim arası çok uzak değil. Atölyeye gidebildim ara ara. Yani bazen de hiç gidemedim ama ara ara gidip orada yine üretimime devam ettim. Ama dediğim gibi eski verimliliği yoktu. Tabii üretim sürecinde hepimizin olduğu gibi sanatçılar işte bir atölyede kapanır ve üretim yapar. Onun için hani dışarıya bağımlılığı azdır. Ama kişi, yani ben bireysel olarak da çok sosyal birisi olduğum için işte açılışlar, paneller, işte toplantılar vesaire gibi bazı etkinliklere gidemeyince işte onun eksikliği çok büyük oldu. İşte çok küçük gruplar halinde diyeyim, yani küçük grup dediğim maksimum 3 kişi halinde belki atölyenin bir bahçesinde toplandık. Belki dışarıda bir buluştuk ama çoğu kez hep bu ekranlar üzerinden devam ediyoruz hala olduğu gibi. Çok komik bir şey anlatayım size. Şimdi ben insanları tanırken görsel hafızayla hatırlarım. Yani insanları görsel hafızaya dair isim olarak benim ikinci plandadır. Şimdi bu Zoom üzerinden ve dijitalleşme üzerinden hep insanları ben şu büst olarak gördüğüm için ben insanları hep unuttum. Yani benim görsel hafızam insanı bir bütün olarak algılıyormuş. Yani ayakkabısı, ayakları, işte elleri, saçı, yani hep bir bütün olarak algıladığım için benim kodladığım şey insanları tek bütün olarak kodluyorum. Evet, bu Markus diye kodluyorum ama buradan görmeye başladığım zaman ben öğrencilerin isimleri, insanlarla yeni tanıştığım insanların ismi, her şeyini unutuyorum. Yani unutmaya başladım. Böyle bir garip bir durum da oldu. Ama insan işte her duruma evrimleştiği için şu anda gayet ekran karşısında iyiyim. Sanki siz hani 3 boyutlu olarak evet burada diyorum 25 kişi var diye düşünebiliyorum. Artık algı boyutum bir şekilde bir yılda bu şekilde dijitalleşmeye evrimleşti. Daha sonra tabii ki şey oldu. Biraz hani kırıp kıçımızı oturduk. Bir de bu var. Hani ben çok aktif, hareketli bir insandım. Hani bir şekilde hani şey değil, dışarıda da çok aktiftim. Ama en azından etraf, evdeki odaları, işte atölyenin dibini, köşesini, bucağını artık algılamaya başladım. Ve bu da farklı bir tecrübe oldu, güzel oldu. Çünkü
Düzenledim. Kendimce düzenledim. Çok büyük, çok zamanım olduğu için düzenledim. İşte ilgilendiğim bazı şeyler vardı. Onlara daha fazla ilgi göstermeye başladım. Ve tabii ki en güzel yanı da işte benim kızım var 6 yaşında. Onunla daha fazla zaman geçirmek, onu belki de daha iyi tanımak durumun oldu. Bu güzel bir durumdu. Ve daha sonra işte, üretimle ilgili de şöyle bir gelişme oldu. Tabii derslerde kullanmaya başladıkça bir tabletim oldu. Ve artık dijital olarak tablette aktif bir şekilde çizer oldum. Yani normalde hep bir eskiz defterim vardı. Ama bu sefer bir upgrade'le şu anda dijital olarak çizimlerimi, eskizlerimi yapar oldum. Mesela bu da bir benim için bir katkıydı. Ben hep olumlu ve pozitif taraflarından bakmaya çalıştım. Çünkü belki benim bir savunma mekanizmam buydu. Ve hani zaman zaman karamsar olduğum dönemlerde de çok kendime zarar veririm endişesi ve o zamanlarki şeyden dolayı hep pozitif tarafından bakmaya başladım. Hep bir umut, zaten şu anda işte yarın bitecekmiş gibi düşünüyorum. Yani her zaman pozitif bakmaya çalışıyorum. Ve işte bu süreçte de bu serginin çıkması benim için bir umut oldu. İşte 30, yani bir yıllık bir macerayı inşallah şey yapacağız. 30 Mart'ta açacağım. Bir de şöyle küçük bir şey yaptım. Aslında hani nasıl olur diye deniyordum ya işlemin arasında. Bir tane bir kullanılmayan bir klavyeye tohumlar ektim. Ve bunun zamanla nasıl çıkacağıyla ilgili şey yaptım. Bunu da sergileyeceğim 30 Mart'ta ama ilk siz görün istiyorum. Şu anda bu, inanmayacaksınız ama 4 gün. 4 günde oldu bu. Bakın yani 4 gün içerisinde tohumu ektim, belki 5 gün, evet. 5 gün içerisinde bu kadar hızlı bir şekilde bu şeyde çıktılar. Buğday ve çim tohumu var. Ve inanamadım. Ben bunu 30 Mart'taki sergiye göre planlamıştım zamanını. Zamanı hani çıkmaz, belki işte sorun olur falan diye. Ama baktım ki 4 gün içerisinde bir anda kapladı. Vallahi bu da sonunda çok güzel bir imge, somut bir kanıt aslında bizimle paylaştın. Evet. Evet, Seydi, Filiz, Hasan, üçünüzü çok teşekkür ediyorum. Katılanlar, ilgilenenler de çok teşekkür ediyorum. Seydi'nin dediği son kısmı da önemsiyorum. Hakikaten yani zaten bu işte bu sergi yaptık yani. Bence özellikle bunun gibi kriz zamanlarda yani sanat ve kültür alan bize hem bilgi verebilir, alternatif bilgileri, alternatif bakış açıları verebilir. Ama aynı zamanda genel olarak ümit verebilir. Çünkü sanatçılar bu dönemde hala üretmeye devam ediyordu. Yani tabii ki biz bir depresyon yaşadık, bir durgunluk yaşadık. İşte üretiminde, paylaşımında. Hele başında bütün galeriler kapandı. İşte sanatçılar ne yapacağız falan filan. Birçok arkadaşımız çok büyük ekonomik krizler de yaşamış. Ama sonuç olarak genel olarak baktığımda hakikaten bir nevi yolumuza devam ettik sanat ve kültür dünyamızda ve bu bağlamda da şimdi ek olarak ve ekstra olarak işte Ataşehir Kültür'ü ben de teşekkür etmek istiyorum. Onlar bana geçen sene yaklaştılar çünkü onlar hemen bu Covid döneminde şey fark ettiler, yani şimdi bizim kültür merkezleri açık bırakamıyoruz, tutamıyoruz. Yani konserlere, işte edebiyat eventlere, işte sergilere, konuşmaları, tiyatroları yapamayacağız. Dolayısıyla oradaki müdürün Volkan Aslan önderliğiyle bir e-merkezi kurdular. Yani dijital bir kültür merkezi kurmaya karar verdiler. Ve işte sanat, yani plastik sanatlarda bir destek istediler, öyle bir şey, desteğe ihtiyacı duydular diye bana yaklaştılar. Ve ondan sonra işte hem şu anda YouTube'da ya da işte internette takip ettiğiniz sanatçı konuşmaları, müze konuşmaları, galeri konuşmaları yapıyoruz. Onun yanı sıra
tiyatro, işte konserleri hepsi aslında hem fiziki mekanı hem de özellikle sanal olarak paylaşılıyor. Bizim sergimiz de öyle. Ben sizi biraz önce bu konuşmada da bu katalog paylaştım. Bu PDF katalog bizim Ataşehir Kültür web sayfasından indirebilirsiniz. Ya da biz zaten çeşitli kaynaklarda da paylaştık. Ve bu katalog içinde hem işte sanatçıları ve onların yapıtları görebilirsiniz. Hem de sanatçı interviewlarının linkine tıklayabilirsiniz. Hem de sanal bir tur yapabilirsiniz. Dolayısıyla Seydi'nin dediği bu konuda önemli. Bence biz COVID ile beraber, COVID-19 dönem ile beraber sanat ve kültür üzerinde bence üç tane önemli konu fark ettik. Birincisi dijitalleşme ve inanın bizim sanat ve kültür alanımız bu konuda çok geç kalmış ve ondan dolayı mecburen galeriler, müzayede evler, işte kültür merkezleri çok yoğun bir şekilde dijital araçları kullanmaya başladılar. Ve günümüzde bence sanal ortam hem sanatın üretimi için hem de sanatın paylaşımı için çok daha etkin bir şekilde kullanıyoruz. Ve bence bu arada sanatın yaygınlaşması ve demokratikleşmesi için çok önemli bir giriş. Ve bence de Seydin dediği gibi yani bu dönemde sergileri açmak, sanat yapıtları üretmek hepsi birebir aslında toplumsal bir statement. Yani devam edelim, yaratalım, konuşalım, paylaşalım. Ve bu bağlamda hem Filiz Hasan ve Seydi ve onun dışında tabii ki sergimize katılan herkese çok teşekkür etmek istiyorum.